Merhaba arkadaşlarım. Bugün istavrit balığı görüyorsunuz, istavrit. Bunu nasıl ayıklanır? Basit bir şeyini gösteriyorum size arkadaşlar. Şimdi bazıları bunların kafasını bırakıyor, farkındaysanız. Kafasını bırakıyor. Kafasını bıraktığı zaman ne oluyor? Kafayla beraber pişiriyorlar ama kafayı yemiyorlar, atıyorlar. O yüzden bunlar kafaları koparacaksın arkadaşlar. Şöyle hop, kopuyor görüyorsunuz. Şöyle parmağınızdan. Bunu temizlemesi çok kolay. Şu içerideki bağırsağı aldım yeter zaten. Başka bir şeye gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlarım benim. Böyle ekliyoruz. Bunun kafasını koparma sebebim de benim neden? İstesen kafasını koparmadan ayıklarım. Mesela şöyle. Mesela bu balıkta kafasını koparmadan ayıklıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da böyle. Basit yöntem. Bunu da kafasını koparmadan ayıklıyoruz. Ama ben kafayı koparıyorum. Ama neden koparıyorum? Tabii bunun nedeni var. Onu da söyleyeyim size. Yanlış yere attım. Kafasını koparmamın sebebi dışarıda mazlum hayvanlar var. Hava kış. Kafalardan da onlar sebeplensin diye kafaları koparıyorum. Yani gerek yok. Tabi bazıları kafayı da yiyor. Balığın kafasını da yiyor bazıları. Bazıları yiyor ama biz yemiyoruz. Evde yapıyoruz ama yemiyoruz. O yüzden ne balığı olursa olsun ben kafayı koparırım. Kapının önünde mazlum hayvanlara veririm arkadaşlar. Kafa yani şey değil yani. Zor bir şey değil yani. Kafayı böyle balığı şeyi ayıklamak da kafa zor bir şey değil ha. Kafası koptu mu? Bak kopmadı. Bak şıp şıp. Canlı canlı balık. Bir tane de bir numunelik olsun. Kafalı kalsın bari. Ya kalmasın ya. Onu kimden biraz sonra da bu kafaları kedilere vereceğim arkadaşlar. Vallahi bizim hanım da balık ayıklamasından yırttı bugün. Kameraya aldı eline, beni çekiyor. Ben dedim ona seni çekeyim. Yok dedi, sen dedi anlatırsın dedi. Bu balık şey bu. Ne diyorlar ona? Bu balıkları yemesin de nasıl yenir onu da çekeceğim videosunu arkadaşlar. Balık videosunu ayıklamamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Kolay, ben bunu 10 dakikada ayıkladım da ben şimdi video çekiyorum diye. Biraz da tabii gümrük kaç kişi izleyecek bizi, nerede yabancılar arkadaşlar, herkes izliyor bizi. O yüzden biraz nizami balık çıtır çıtır kopuyor arkadaşlar. Çıtır çıtır da ayıklıyorum. İstesem beraber de çok çabuk ayıklarım yani. Seri de ayıklarım yani. Görüyorsunuz. Seri de ayıklarım yani. Hiç fark etmez. Seri şekilde de ayıklarım. Hanım sen şimdi 2 dakika bu videonun ortasında bas durdur bakalım. Yok hepsini ayıklamam balıkları. Durdur. Ortaya bastın mı? Evet arkadaşlar. Son balığımızı da ayıkladık. Ve şimdi yıkamaya geçiyoruz arkadaşlar. Yıkıyoruz. Balığımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Yıkandım. Evet. Yıkanma işlemimiz bitmiştir arkadaşlar. Suyu durdu. Yıkanma işlemimiz bitmiştir. Görüyorsunuz arkadaşlar, balıklarımız pırıl pırıl oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunları da kedilere bahçeye koyuverdik. Onlar da afiyetle bunları yesinler, kanları doysun, onlar da kafalardan sebeplensinler arkadaşlar. Bak yavaş yavaş gelecekler bunlar. Şimdi şurada da var, 2 tane orada var. Bunlar utanıyor herhalde. Şimdi ben varken gelemiyorlar, utanıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onlar gelir burada ve kanlarını doyururlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben ürkmesinler diye içeri gittim. Karınlarını doyuruyorlar hayvanlar. Onlara afiyet olsun. Ben içeri giriyorum arkadaşlar. Biz de balık kızartma işimize başlayalım artık. Hanımefendi bizim temizliği beğenmedi. Bir kadar işleri tek tek yapıyor. Tabii biz öyle normalde biz öyle yapıyoruz ama tabii seni yıkamam ayrı. Bu hanımefendinin işlerini tek tek böyle. Bak kamera. Tek tek. Oğlum ben temizliyorum Allah. İşini ben de o kadar yapmadım zaten. Bizim yıkamamızı beğenmedi. Şakır şakır su akıyorsun ama ne olacak? Ne olur ki? Allah. Tek tek yıkıyorlar. Ne yapalım arkadaşlar? Su parası çok gelecek ama ne yapacağız? Katlanacağız gayri işte. Yapacak bir şey yok. Tek tek onları yıkar şimdi o su akar öyle şakır şakır. Zaten memlekette su bitiyor. İşte böyle insanlar yüzüyor, sular da bitiyor yani. Bırak yeter o kadar yıkamak, temiz bir şey olmaz işte. Zaten deniz sudan çıkmış balık, oğlum ne olacak ki bunlar? Allah Allah. Bitti mi temizlemeyi? Bitti. Şimdi mısır unu ayarlıyor.
Evet arkadaşlar, böyle şeyler oluyor. Tam balığı kızartacak, yağ bitmiş. Yürü bakalım bakkala, yağ alma. Evet, bakkalımızdan da yağımızı aldık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yağımızı da aldık geldik. Hanım artık ateşte valla karnımız acıktı ya. Çabuk ol ya. Allah Allah. Son anda gidiyor, yağ bitti diye bize. Malzemeler hazır. Un burada, balık burada, yağ burada. Tüp nerede? Ha, tüp de burada arkadaşlar, yanıyor. Şimdi kızartma işlemi başlıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yağımızı da koyduk. Küçük tavamız var. Küçük aile olduk artık. Büyük aileydik artık. Çocuklar yavaş yavaş gitti mi öyle oldu işte. Evet böyle arkadaşlar. Balığı böyle görüyorsunuz. Mısırını onluyoruz. Ve tavaya atıyoruz. Görüyorsunuz yağ cazır cazır etmeye başladı. Balıklarımız kızarmaya başladı. Evet, istavritçikler pişiyor. Kızarmaya başlıyor arkadaşlar. Mısır ununu olunca daha güzel oluyor. Böyle mısır ununa batırıyorsunuz alt üstü. Güzel. Pişsin bakalım. Ne olacak bu balığın sonu? Evet, balık kokusu da gelmeye başladı. Mis gibi kokmaya başladı arkadaşlar. Hemen bir şey yaptılar. Evet arkadaşlar, balıklarımız kızarıyor. Böyle çevire çevire kızartıyoruz. Çevir bakayım başıyla nasıl çeviriyor. Çevirimi göster bakayım, ben nasıl çeviriyorum, ben şey yapabileceğim. Aferin lan, 4 tane birden çevirdin ha. Aferin lan. Ne öyle çıkmaz abi iş ya. Bak 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 bak. Helal 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 helal. Evet arkadaşlar, böyle de balıklar çeviriyoruz. Ve ondan sonra bu balıklar pişmiştir arkadaşlar. Biraz sonra servise bunları hazırlayacağız. Bizim hanımefendi değil mi? Evet. Hadi bakalım, kolay gelsin. Evet arkadaşlarımız, balıklarımız kızardı. Biraz sonra ne yapalım, biz de yiyeceğiz. Kusura bakmayın, siz de canınız çekmiş olabilir. Ama tabii siz de alır yaparsınız. Yani bu maksat bir, biz de böyle bilgilerimizi, videomuzu paylaşmak. Maksat bir video çekmek olsun. Neşemiz olsun, kalbimiz de olsun. Allah herkese huzurlu bir hayat nasip eylesin. Yeni yılda geliyor. Allah herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Türkiye'nin bizi izleyen, yurt dışından bizi izleyen herkese teşekkürlerimi arz ederim. Remzeren her zaman burada. Remzeren.